Ameliyat sonrası çok önemli zaten. Bir de mesela sıvı besleniyorsun falan, tabii, bilim arkadaşlarım. Ölümler doğru. Ondan kaynaklanıyor. Allah zaten. Korusun. Ben çok korudum kendimi. Bravo, bravo. Sen bir doğrusu de benim yapmış. Mesleğim aşçılık yani. Evet, şimdi ona gelecektim. İçinde olup da yememek. Aşçılık. Aşçılık, evet. Profesyonel olarak mı? Profesyonel olarak 4 yıldan beri yapıyorum. 4 yıldan. Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesinden mezunum. 13 yaşından beri yemek yapıyorum. Benim babam da aşçıydı. Ah! Evet. Aile mesleği. Aile mesleği. Evet. Sen neredeydin bu zamana kadar? Niye katılmadın ya? Ben aslında bir kez başvuru yaptım ama herhalde çok telefonla uğraşmayı seven bir insan değilim. Bir yanlışlıklar oldu herhalde. Tam gönderemedim. Olsun. Muhtemelen. Şimdiymiş kısmet. Şimdiymiş. Evet, ve çok var, çok sevindim. Hemen bana geri döndüler. Sağ olun. Böyle aşçı, böyle bir okulda. Şimdi söyleyemiyoruz, reklama giriyor ama çok çok önemli bir okuldan mezun olmuş. Peki nerede, bir restoran mı, otel mi? Nerede çalışıyorsun? İsim vermeyeyim. Su fabrikası. Ha, Hendek'te, evet. Bir, yemek böyle bir doğanın içerisinde. Yaklaşık 200. Bizim orada köyümüz var, çok güzel. İnşallah bir gün yolumuz düşer. İnşallah. Gelmiştim birkaç kez. Çok güzel bir yerdi. Tavuklarımız, ineklerimiz, her şeyimiz organik, var. Organik, organik. Organik hepsi. Sulu yemek mi? Tablet yemeği. Tablet yani fabrikada. Kaç çeşit yemek yapıyorsun herhalde? Tabii yani 9 çeşit maşallah yapıyoruz. O zaman diğer gelinler korksun yani. Bence korksunlar. Bunu yıkacağım ortalığı. Yıkacağım mı? Menünü de say. Menü başlangıç olarak romen çorbam var. Romen çorbası? Evet. Çok iyi bir ustadan öğrendim bunu staj döneminde. Vallahi ilk defa yiyeceğim senin elinden inşallah. Yani ben çok severek yaptığım ve sunduğum bir çorba. Neyi severek yaparsan o olur, o başarılı olur. İnşallah. Romen çorbasıyla başladık. Devamında evet, ara sıcak olarak ana yemektir aslında kendisi ama lazanya, kıymalı lazanya düşünüyorum. Ara yemek olarak. Ara yemek olarak. Ana yemektir bu normalde. Evet, hiç yapılmadı. İlk kez yapılan iki tane şey bu. Yanında bizim kendi yöresel, ben Apaz kökenliyim. Öyle mi? Evet, Kafkasya'dan geldi dedelerim. Aa, ne güzel. Erikli sızbal. Biz buyur. İsmi yani garip gelebilir ama. Coşacağız ya, şu an ona, bir açılım açılım yapamadım. Çünkü onu bir yaparsın sen. Aynen. Sofrada açarlar, içmeler, deşerler evet, zaten. Ondan sonra ana yemek olarak mantar soslu file mignon var. Zevkten bayıldım şu an şaşkınlıktan. Mantar soslu file mignon. Bugün zorlayacağım bakalım. O file mignon. Önce bu muzdemeyi öğretin de. Yok. Heyecanla biz yeni Sevda'yı yemeğe çağırdığımızda tereddüte giriyoruz. Kesmeyin, hızımızı aldık, gidiyoruz gazımızı. Evet, flamingon yanında da var. Yanında salat olarak pancar salatası. Çok güzel. Kırmızı pancar salatası. Orlala. Son olarak da kekli baklava. Ne? Pardon. Pilavımız var. Yufkalı pilavımız var. Kuş üzümlü, fıstıklı. Anacığım, bir şeyin de basit olsun ya. Yok, zorun benim seçtim. İnşallah yapacağım. Sonra tatlı? Kekli baklava. Kekli baklava. Evet. Oh, duble. Altında kek hamuru, arasında bak altında baklava hamuru, arasında kek hamuru, üstünde bir daha baklava hamuru var. Çok ciddi zor. Ambulans çağırın da siz çıkışta. Ne olur ne olmaz. İlk defa böyle bir program. Sen bunu ziyafet veriyorsun. Evet, size güzel bir şeyler. Gerçekten de bu menü inşallah olursa, yetişirse. İnşallah. Hani gerçekten 5 yıldız otellerde, restoranlarda yiyebileceğiniz bir menü. Evet. Yani gerçekten de ağır. Efendime söyleyeyim, lezzetli. Farklı çeşitler. Geçişlerde. Geçişlerde bir şeyler mi yiyeceğiz? Evet. Sorbe tarzında bir şey düşündüm. Benim özel bir karışımım. Sorbe verilir çünkü. Yani bu bir şey... sorbe. Niye veriyorsunuz? Yani bir sorbe. Çok özür. Gerçekten özür. Şu an kendimden tiksindim. Yani evet. Buzlu bir şey istemedim. Hani sonuçta herkesin bir şeyi var. Hani soğuk gelir. Havalar daha yeni ısındı. Ama ağızdaki tat değişikliği. Evet, o geçişlerdeki ara geçiş olarak geçişlerdeki sorbe. Özel kendimin bir karışımı. Güzel şeyler var içerisinde. Bir kere ona benzer bir şey yapıldı. Yani sorbemsi oldu ama sobe dediler zaten ona. Evet. Öyle bir şey. Benim kendime ait bir özel bir içecek diyeyim.